milli ve yerli teknolojiyle, dünyanın süper güçleriyle aşık atabilecek bir noktaya ilerlemek için aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, kendisine şiar edindiği prensiplerden ödün vermeden dünyanın en güçlü teknolojilerini yerli ve milli olarak üretiyor. Bu kapsamda Türkiye, dünyanın önde gelen İHA ve SİHA üreticilerinden birisi haline geldi. Başta Baykar Makina ve TUSAŞ olmak üzere bu alanda çalışan firmalarımızın yoğun emek ve gayretleri sonucunda giderek güçlenen SİHA ve İHA filomuz hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı'yla bir üst lige çıkarttığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimiz Kızılelma'nın da göreve başlamasıyla dünyanın bir numarası haline getireceğiz ifadelerini kullandı. Milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak yatırımcılar için ülkemizi cazibe merkezi haline getirdik. Tabanca mermisi bile yapamayan bir ülkeyken bugün kendi füzesini, kendi İHA'sını yapan bir ülke konumuna geldik. Savunma sanayiinde %80'e varan dışa bağımlılığımızı tam tersine çevirdik ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adımlar sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. Akıncı'yla üst lige çıkarttığımız İHA filomuzu, muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle dünyanın bir numarası haline getireceğiz ifadeleriyle Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojileri konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i geçmeyi planladığını ve bir numaraya oturmayı planladığını resmen ilan etmiş oldu. Türkiye artık geliştirdiği teknolojilerle sadece ihtiyaç duyduğu sistemleri envantere kazandırmakla kalmıyor. Bu sistemleri ihtiyaç sahibi diğer dost ve müttefik ülkelerin envanterine de sunarak inanılmaz bir dış gelir elde ediyor. Yıllık 10 milyar dolar civarında savunma sanayi ihracatı yapan Türkiye, bunu daha da arttırmak ve savunma sanayini ülkenin yenilmez ve inanılmaz büyük lokomotif sektörlerinden birisi haline getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla milli ve yerli teknolojiler her gün daha da güçleniyor, daha üstün özelliklere kavuşuyor ve dünyadaki rakiplerin ötesine geçerek bu alanda rakiplerini geçmeyi başarıp savunma sanayi ihracatında Türkiye'yi avantajlı konuma geçiriyor. Baykar Makina tarafından geliştirilerek kullanıma alınacak olan Bayraktar Kızılelma projesinin tamamlanması ve envantere alınmasıyla birlikte Türkiye, İHA ve SİHA teknolojileri konusunda dünyada bir numara olmayı hedefliyor. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilen bu hedef sonucunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi bu alanda öncü devletleri geride bırakmak ve savunma sanayi sektöründe liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Bu gerçekleştiğinde zaten şu an dünyanın en güçlü İHA ve SİHA filolarından birisine sahip olan Türkiye, yenilmez bir SİHA filosuna sahip olacak. Bundan sonraki süreçte ise belki de insansız hava kuvvetlerinin kurulmasına kadar gidecek muhteşem bir süreç bizleri bekliyor. Türkiye, geç başladığı bu yarışta herkesten çok çalışarak, herkesten uzun müddetler Ar-Ge projelerinde emek harcayarak teknolojik anlamda öne geçmeye başladı. Diğer devletler kısa süren Ar-Ge faaliyetleri sonucunda uzun süren seri üretimlerle zaman kaybederken, sadece para kazanmak için 1990 model İHA'ları hala pazarlamaya ve üretmeye devam ederken, bizlerse geçen sene ürettiğimiz İHA'yı beğenmiyor, yenisini üretiyor, yeni teknolojilerle revize ediyor ve güçlendiriyoruz. İşte milli bilincin sonucunda ortaya çıkan muhteşem teknolojilerde Türkiye'yi bu alanda her geçen gün daha da üstün bir noktaya taşıyor ve dünyanın önde gelen devletleri bile Türkiye'den İHA ve SİHA satın almak için sıraya giriyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin İHA ve SİHA ihraç ettiği, ihracat anlaşması imzaladığı ülke sayısı 22'nin üzerinde. Bu da Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının ne kadar üstün teknolojilere sahip olduğunu, ne kadar rakipsiz teknolojileri barındırdığını ve ne kadar cazip birer platform olduğunu gözler önüne sermekte. İHA'ları, SİHA'ları satın alan devletlerin sayısı 3 ile 5 ile sınırlı kalsaydı, dost ve müttefik ülkeler kalbimizi kırmamak için bunları talep ediyor diyebilirdik. Ama bugün resmen İHA ve SİHA konusunda kapış kapış satış gerçekleşiyor. Baykar Makina neredeyse her ay başka bir devletle ihracat anlaşması imzalıyor. Diğer taraftan 22 adet ülkeyle imzalanan ihracat anlaşmaları kapsamında üretilen İHA ve SİHA'ların teslimat süreçleri de devam ediyor. Türkiye gerçekten tarihte görülmemiş düzeyde bir İHA ve SİHA üretimine başladı. Öyle ki her geçen gün yepyeni SİHA'lar üretim hattından çıkıyor ve dost ve müttefik ülkelerin envanterine girdiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine de Bayraktar SİHA'ların teslimatları devam ediyor. Bayraktar bir yandan çalışırken Türkiye'nin İHA ve SİHA sektöründe lider kuruluşlarından TUSAŞ'ta ihracat anlaşması imzaladığı diğer ülkelere yaptığı ihracatların sözleşme şartnamelerini yerine getiriyor ve seri üretime devam ediyor. Onlar da hem yurt dışına üretirken bir yandan da Türkiye'ye üretim yapıyorlar. Öyle ki geçtiğimiz hafta çok ilginç bir olay yaşandı ve bir gün içerisinde 3 SİHA envantere alındı. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursanız Baykar Makina'nın Akıncı B model uçakları aynı anda envantere girmişti. Bunun üzerine bir de TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur'un envantere girdiği duyuruldu. Yani 3+1 durumu gerçekleşti. Bir yanda 4 adet SİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırıldı. Bu da ne kadar hızlı bir seri üretim sürecinin devam ettirildiğini, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir teknolojik gelişmişlik noktasına geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor ve bizleri gururlandırıyor. Ancak biz bunları yaparken ürettiğimiz silah sistemlerini tanımayan, bilmeyen, yapılan işleri anlamayan pek çok gencimiz var. Bu sebeple bu kişilere ürettiğimiz silah sistemlerini tanıtmalı, yerli ve milli teknolojiyi göstermeliyiz. Umarız Türk savunma sanayi daha güçlü silah sistemlerini, daha güçlü teknolojik gelişmeleri üretip envantere kazandırarak ülkemizin değişen çehresine yakışır muazzam bir kudrete erişmemizde bizim devletimizin bekasını sağlamakta bizlere destek olmaya devam edecektir diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.